Koronavirüs vakaları binin altına düştü, tedbirler gevşetildi. Hayatın normale dönmesiyle koronavirüs de gündemdeki yerini kaybetti. Gelinen noktadaysa en çok aşılar etkili oldu. Aşılar bana göre etkili. Ben kendim 3 doz aşı oldum. Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadık. Aşının bana göre etkisi çok büyük. Herhalde biraz azaldı, bitti gibi. Kışın belli olur. Koruyorlarsa insanlar kendilerini, ya da aşının etkisidir. Biz mesela 3. aşıyı yaptırdık. Aşıdan kaynaklıdır bence. %85.8 aşılanma oranıyla Manisa Türkiye'de en başarılı iller arasında. Manisa, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde en çok aşı yapılan iller arasında Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir'in ardından 9. sırada yer aldı. Özellikle pandeminin 3. pik dönemini başarıyla atlattı. Halkın tedbirlere riayet edişi ve aşıya olan olumlu bakışı vaka sayılarını da aşağı çekti. Manisa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, pandemide Manisa'nın geldiği son durumu değerlendirdi. Günlük vaka, hastanelerdeki yatan hasta, entübe hasta sayısına dair detayları açıkladı. Manisa'da bugün röportajın olduğu bugün itibariyle baktığımız zaman hastanelerimizde son bir ay içerisinde günlük vaka sayılarımız 7, 8, 9 bu bantta devam ediyor ortalama olarak. Hastanedeki yatışlarımız da ortalama itibariyle yoğun bakımlarda yatışlarımız 5 ila 10 arasında değişiyor. Entübe vakalarımız çoğunlukla 0, bazı günlerde 1 olarak devam ediyor. Vaka sayılarının çok düşük olduğunu belirten Erkuş, yoğun bakımdaki hasta sayısı ve takibi yapılan hasta sayısı ile ilgili detayları da paylaştı. Şu anda merkezde bir hastanemizde ve ilçelerimizde de bir özel hastanemizde olmak üzere yoğun bakımlarında vakalar var. Bunun haricinde servislerde genel anlamda eskiye göre durumları iyi ama hastanede takip etme imkanımız olduğu için yaklaşık 15 civarında bir vatandaşımız da hastanelerde takibini yapıyoruz. Bu zaman zaman 10'a düşüyor, zaman zaman 15-16 civarında oluyor. Ancak genel itibariyle vakalarımız çok çok azaldı. Pandeminin en rahat döneminde olunduğunu dile getiren Doçent Doktor Emre Erkuş, aşılama işlemlerinin devam ettiğini vurguladı. Pandeminin ilk başladığı günden bugüne baktığımız zaman şu an pandeminin en rahat günlerini yaşıyoruz. Tabii burada toplumumuzun, özellikle Manisalılarımızın aşılamaya yoğun isteğinin, yoğun katkısının olması bizim diğer illere göre daha avantajlı bir pozisyonda bu pandeminin özellikle yoğun piki olan 3. dönemi çok daha rahat atlatmış olduk. Günlük şu anda yaklaşık 120-150 bandında bir aşılama yine yapılmaya devam etmekte. Çadırlarımıza rağbetin azalması nedeniyle çadır aşılamalarımızı bıraktık. Şu anda hastanelerimizde yine akşam saatlerine kadar istedikleri BioNTech, Sinovac ya da Türkovak aşılarını vatandaşlarımız olabilirler.